İsmail Ağa köpekler hakkında video yapmış. Seyredelim ve yorumlayalım. Saldırgan köpekleri öldürmek caiz midir? Fatih Kalender Hoca Mahallede Efendi. saldırgan köpekler var ve insanlara zarar veriyorlar. Bu noktada bunları öldürmenin dinen bir cevazı var mı? Bir saniye. Nasıl zarar veriyor be? Isırarak. O zaman neden öldürmek caiz olmasın? Başka bir hayvan yapsa öldürürsün. Sadece öyle mi zarar veriyor? Burada yaşadıklarım belli. Kaç tane komşu Zonos'tan gitti. Sürekli bize bastırıyorlar hasta etmek için. Hastayım. Kalbim ağrıyor. Kabız 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 uyandırıyorlar. Ve bunu mahalledeki köpekler değil, onları yöneten köpek sahipleri yapıyor. Çünkü o mahalledeki köpeklerin tümü onların fitnesi, hepsi onları böyle noktaya yönetebiliyor, noktaya sıçtırabiliyor, noktaya sinekler gönderebiliyor. Büyücü gibi parazitler, ayağımı yineleyen şeyler, alerjiler, uyuzlar, yok yok, gene bit. Ne diyor Hamza Yusuf videosuna? Uyuzu örtmek için katranla boyanan deveden bahsediyor. O Arabistan'dadır. Burada kedi köpek var. Böyle sizin yaptığınız gibi uyuz boyanıyor. Ve sonuç olarak ekliyor aslında hastalık demek diye. Hastalık satıyorlar. O yüzden bunları hastanelere, Marmara'ya, olmadık yerlere, duraklara dayatıyorlar. Devam edelim. Eğer o saldırgan köpekten kişi kendini kurtarma imkanı yok yani veyahut da onları bir şekilde salma imkanınız yoksa yani bazen çünkü belediyeye haber veriliyor, bunlar toplatılabiliyor, işte bakım evlerine getirilebiliyor, böyle bir durum varsa bu yapılsın. Bu Ama böyle bir yapılır. durum yoksa elbette bu zararı def etmek adına bunların öldürülmesi caizdir. Ki Peki sen bunu nasıl önleyeceğim ben? Diyelim ufak bir çocuk geçiyor, saldırdı. Sen bunu nasıl önleyeceksin? Ne zaman haber vereceksin mi? Kaldırsınlar diye. Çünkü bunların tabiatı bu. Aniden böyle saatli bomba gibi bu Deccal'in bir sineği ısırdığı zaman gaza gelip bile veya kenesi veya herhangi bir bin bir nedenle saldırabiliyor. Nasıl önleyeceğim lan? Süperman mısın sen? Ha? Nasıl yetişeceksin, onu önleyeceksin, ısırmasın diye ufak çocuğu be? Veya caddeye kovalamasın, araba ezmesin diye. En önemlisi saçtığı zoonoz hastalıkları nasıl önleyeceksin lan? Aşılama falan değil mi? Aşılıyor, aynı yere bırakıyor. Yarın nasıl tekrar bulaştırıyorlar? Çünkü tezgah bu. Devam edelim. Kısa bir Buhar video. hadis-i şerif olsa gerek. Efendimiz buyuruyor. Beş hayvan türü vardır ki bunlar muzırdır. İnsana öncelikle zarar vermekle başlayan hayvanlardır. Bunlar da Saysana. bir tanesi de kelbi akur diye ifade edilen saldırgan, ısırgan olan bir köpektir. Uyuz köpek diye bazıları tercüme ederler Uyuz, ama işte uyuz bir uyuz hastalık olarak değil de hastalığı saldırganlık satıyor. olarak yani vahşi bir köpek manasındadır ki hatta Vahşiye hadisten tam geçti olarak mi? İmam Ebu Yusuf Rahimullah'tan rivayet edilen bir görüşe göre ki El-Mavsili El-Ihtiyar isimli eserinde bunu nakleder.
saldırgan köpeği almak ya da satmak bile caiz değildir. Yani onun ticaretini yapmak, onu ittihaz etmek, ona sahiplenmek, nasıl bir çünkü saldırgan insanlara köpek? zarar veriyor, onu edinmemek, Pitbull ve yırtıcı cinsten mi? Böyle bir zararı def etmek, eğer öldürmek de mümkünse de öldürülmesine hukuken bir mahsul lazım gelmeyecektir. Peki hocam, teşekkür ederiz. Uçmuş bunlar. Bunlar kapınızın, apartmanınızın kapınızın dışına, evinizin kapısının dışına bir kap su, bir kap yemek diye hadis düzenleyebilirler. Kaç kez hem de dinledim. Sürekli bunu ele alıyordular vaazlerinde. Neymiş, bir hayat kadını gelmiş ha. Hayat kadını neydi, ayakkabısından mı neyse su vermiş, cekpik olmuş. Sapmış bunlar. Hayır, bu hayvanların sokaklarda olması kamuya zararlı. Kamu malına zarar veriyorlar, parklara, yeşillere. En kötüsü Karacaahmet Mezarı'na gidin dolaşın be. Kaç yaşına insanlar gelmiş, zonostan hepsi. Bu kadar. Yani ben Karacaahmet'te çok bulundum. Pederin mezarı orada. Hayvan sürüsü böyle milimetrik ayarlanmış gibi mezarın ortasına boklar. Özellikle şehitlerin, Allah'tan korkunuz sizin yok be, caminin girişinde köpekler, gidin cuma günü bakın, bir kap su bir kap yemek diye bir mermerden anıt. Yaptığınız bu. Nereye varacak bu işin sonu? Şimdilik 10 milyon köpek sokaklarda. Bu bir hain plan olduğunu nasıl görmezsiniz be? Ha? 5 sene sonra 50 milyon olur. Herkes köpek sürüsü sahibi mi olacak? Köpeklere bakmak zorunda mıyız? O kadar aç insan varken. İncil'de ayet var, çocukların ekmeğini köpeklere verme diye. Eminim benzeri Kur'an'da da var. Geldiğim beldede kaynıyordu. Bütün belde salgın geçirdi. Hepsi bunlardan. Zonoz çünkü. Parkı, sahili, kumsalı her yer bok kaynıyordu. Oh, well, that's why. It means to smear a camel with tar. In other words, covering the whole body with tar. Smearing the part that is mangy or scabies. So it has the idea of hiding illness or sickness, covering it over. Also to gild a thing. So in other words, you take lead, you put gold over it. That's yudajil. So to make cover the land with water. He put his land into a right or proper state, prepared it, improved it with dung. So to spread dung on the earth. To spread feces on the earth. Dajjal. Dung for manuring land. Great company of men. Dajjala in Arabic means a great company of men journeying together, covering the ground by their multitude, or a company of men journeying together carrying goods for sale. Right? So trafficking goods all over the place. Dajjal is refuse, lowest, basest, or meanest sort of people. The lowest, basest, or meanest sort of people. Oh, well, that's...